Sa'in, istemek, dua ederken, yalvarırken, bir şey isterken istemenin merci sadece Allah-u Teala'dır. Bunu kesinlikle bileceksiniz. İnsan gerçekten verenin Allah olduğunu bilecek. Hayatınızın her safhasında vesilelere başvuracaksınız. Bu sünnetullah'tır. Allah'ın dünyaya koyduğu bir adettir. Doktora gideceksin, muayene olacaksın. Ama şifayı verenin Allah olduğunu hiç unutmayacaksın. Bir alime gideceksin. Nefsini terbiye etmesi için, kalbini temizlemesi için onun tavsiyelerine uyacaksın. Ama kalpleri temizleyenin yüce Allah olduğunu hiç unutmayacaksın. Bir şey isterken türbelere gidip bez bağlamak, bir taşlarından medet ummak, Allah'tan başka bazı şeylere bel bağlamak İslam akaidine ve bu ayet-i kerimeye tamamen aykırıdır. Bizler türbelere, mezarlıklara, büyük zatların yattığı yerlere gittiğimiz zaman orada onların ruhaniyetlerinden istifade edip Allah-u Teala ile aramızda onları vasıta kılmak için gidiyoruz. Zaten Mekke'deki kavganın sebebi bu aracılık olayı değil miydi? Mekke'deki bütün dava bu değil miydi? Allah Hazreti Muhammed'i göndermişti sallallahu aleyhi ve sellem. Sizinle benim aramdaki vasıta budur. Benim peygamberim ve elçim budur. Mekke müşrikleri hepsi Allah'a inanıyorlardı. Ama Ebu Cehil'in ifadesiyle aynen kullandığı cümle budur. Tamam da diyor, niye Abdullah'ın yetimi Muhammed de niye ben değil diyordu. İtiraz ettikleri şey oydu zaten. Mühim olan Allah'la aranızdaki vasıtanın Allah'ın rızasına uygun olmasıdır. Mesela ibadet konusunda da bir sürü vasıtalarımız var bizim. Allah'la aramızda aracılar vardır sevgili kardeşlerimiz. Namaz Allah'a kulluk etmek için. Allah'a kulluk ediyorsunuz ama namaz bir vasıtadır. Seccade bir vasıtadır. Abdest bir vasıtadır. Kıyam bir vasıtadır. Kıraat bir vasıtadır. Hepsi Allah'a kulluğun araçlarıdır, aracılarıdır. Kabe, en güzel örnek Kabe. Kabe'ye yöneldiğiniz zaman Kabe'ye mi tapıyorsunuz? Kabe'nin önünde secde ettiğiniz zaman Kabe'ye mi tapıyorsunuz? Hayır. Kabe'nin Rabbi olan Allah'a tapıyorsunuz. Ama Kabe ibadette bir vasıtadır. Demek ki ibadet konusunda da insanlar o ibadeti düzgün ve doğru yapmak için bir kısım vasıtalara, vesilelere muhtaçtırlar. Ama hiçbir zaman ibadet edilenle o vasıtaları karıştırmamak gerekir. Kendisiyle beraber ibadet edilenler vardır. Alimler, mürşidler, üstadlarımız. Onlarla biz Allah'a ibadet ederiz. Ama ibadet Allah'a yapılır. Hiç kimseye değil. İyyâke na'budu, sadece sana kulluk ederiz. Ve iyyâke nestaîn, sadece senden isteriz. Mürşid-i kutbu gavsani, tecaseri almani, rahber-i şeyh-u melani, şihab-ud-din seyyid-i taha, rahber-i şeyh-u melani, şihab-ud-din seyyid-i taha.